Merhaba, hızlandırılmış dünya tarihi dersindeyiz. Bugün Moğolları konuşacağız. Muhtemelen kafanızda bir Moğol imajı vardır. İşte o imaj bu arkadaşlar. Acımasız, kana susamış, yanık tenli, komik bıyıklı, kürk giyip elleriyle et yiyen, bar 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 diye ovalarda at koşturan savaşçılar. Kısacası Moğol İmparatorluğunu genel bir algıyla barbarlar olarak düşünürüz. Aslında bu tam olarak yanlış bir yaklaşım değil. Ancak hızlandırılmış kursumuzla benzer içerikli son zamanlarda yayılan dünya tarihi kitaplarını karıştırıyorsanız Moğollar hakkında daha farklı bir görüş bulabilirsiniz. Mesela o kitaplar Moğolların baş döndürücü hızdaki fethetlerini öne çıkarıyor olabilir. Ya da Romalıların 400 yılda fethettikleri topraktan daha fazlasını sadece 25 yılda nasıl fethettiklerinden bahsediyor olabilir. Moğolların 33 milyon kilometre kare büyüklüğünde bir toprağı nasıl hükmettiklerini ve Rusya, Kore gibi ülkeleri kurduklarını okumuş olabilirsiniz. Hatta bir tarihçi Moğolların derebeyliği sistemini yok ettiğini ve uluslararası hukuk kurduğunu bile iddia etmişti. Bunun yanı sıra dini hoşgörüleriyle de ünlüydüler. Sanki bir ortaçağ Avrasya naftası gibi Moğollar ilk serbest ticaret bölgesini kurdular. Bu da tamamen yanlış sayılmaz çünkü gerçekler hiç de kolaya kaç. Hayvancılığı hatırlarsınız. Birinci bölümde avcı toplayıcı veya tarımcı yaşam tarzına alternatif olarak bahsetmiştik. Şunları hatırlamamız önemli. Göçebeler Jack Kerouac değiller. Rastgele yolculuğa çıkmazlar. Sürülerini beslemek için iklim koşullarına göre göç ederler. Göçebeler genellikle sanayi ürünleri üretmezler. Bu da ticaret yapmaları gerektiği anlamına gelir. Dolayısıyla çoğunlukla yerleşik insanlara yakın yerlerde yaşarlar. Zorlu koşullar altında doğayla iç içe yaşamalarından ötürü göçebe çobanlar karma karışık bir diferansiyel işlemden daha zor, daha dirençlidir. Hanları, Jongu'yu ya da Moğolları düşünün. Tamam, bu kadar yeter, bana dönün, bu şovun yıldızı benim, Moğollar değil, tamam mı? Son bir şey daha, göçebe olanlar epey eşitlikçiler, özellikle söz konusu kadınlar olduğunda, mantığa biraz aykırı gelse de. Ortada kıtlık olduğunda insanlar daha fazla paylaşırlar. Sosyal düzeni korumak için hem erkekler hem de kadınlar çalışmak zorunda kaldığından kadınların üzerinde daha az ataerkil hegemonya oluşuyordu. Ayrıca Moğol kadınları nadiren savaşa da katılırdı. Bunun cinsiyetini tam olarak söyleyemem, bir pantolonun var ama kafanın üstünde böyle tüylü bir pompon da var. Tüylü pompon tabii ki teknik bir terim. Bir tarihçi olduğumu hatırlatmama gerek yok sanırım. Eğer Orta Asya'dan çıkıp dünyayı ele geçirecek bir grup göçebe çoban seçmeniz gerekseydi bu muhtemelen Moğollar olmazdı. Çünkü tarih boyu onları Sibirya sınırındaki dağların eteklerinde takıldıklarından bahsettik. Çobanlık ve avcılık yapıyorlardı. At binmede ve okçulukta kendilerini geliştiriyorlardı. Ayrıca Moğollar, Tatarlar ve Uygurlar gibi diğer göçebe çobanlara göre çok daha az sayıdaydılar. Moğolların harekete geçip dünyayı ele geçirmeleri tek bir isimle başladı. Cengiz Han. Hadi gelin düşünce balonuna gidelim. Hikaye Cengiz Han'ın yaklaşık 1162'de Timuçin ismiyle küçük bir kabilede dünyaya gelmesiyle başlıyor. Bu isim babasının ona Temuçin Uge isminde bir lideri yakaladığı için verdiği düşünülüyor. Babası zehirlenerek öldürünce Timuçin'i abileri büyüttü. Fakat abilerinden birisi bir tartışma sırasında öldürüldü. 19 yaşında ilk ve en önemli karısı Börte ile evlendi. Börte daha sonra kaçırıldı. Bu olay Moğollarda çok yaygındı. Timuçin ailesi de kaçırılmıştı. Karısını kurtarırken askeri azmini ispatladı ve kabinesinin lideri oldu. Ama güçlü bir Moğol İttifakı için bir iç savaş gerekliydi ve bu savaşı Timuçin kazandı. Bu seferde büyük rol oynayan iki buluşu önemliydi. Birincisi insanlar ailelerine göre değil de meziyetlerine göre terfi ettirdi. İkincisi de fethedilen yerlerdeki alt sınıf insanları kendi kabilesine getirirken liderlerini de saf dışı bıraktı. Böylece köylülerin onu sevmesini sağladı. Öte yandan zenginler ondan nefret ediyordu. Ama bunun bir önemi yoktu çünkü artık zengin değillerdi. Bu iki temel politikayla Timuçin her geçen gün daha fazla insanın sadakatini kazandı. 1206'da Büyük Han ünvanıyla Moğolların lideri oldu. Nasıl mı? Moğollar liderlerini çok havalı bir yöntemle seçiyorlardı. Beklenen lider genel konseyi toplandı. Buna kurultay deniyordu. Onun liderliğini destekleyenler atlarıyla gelirdi. Tam manasıyla ayaklarıyla oylamayı yaparlardı. Ama atların ayakları olmaz değil mi? Değil mi? Toynakları olur efendim, atların ayakları olmaz değil mi? Eskiden olsa senden nefret ederim. Ayrıca düşünce balonunu kesmek yok. Moğolları birleştirdikten sonra Cengiz Han çok fazla toprak fethetti. 1227'de uykusunda öldüğünde imparatorluğu Moğol diyarı olan Moğolistan'dan Hazar'a kadar genişlemişti. Teşekkürler düşünce balonu. Gayet güzel bir imparatorluk. Geniş otlaklar, dağlar ve çöllerden oluşuyordu. Toprakların fethi sırasında Moğollar birçok insanı da ele geçirdi. Aslında Cengiz Han'ın ölümü zamanında imparatorluk daha yeni başlamış sayılırdı. Cengiz Han'ın oğlu Ögeday Han İmparatorluğu daha da genişletti. Abbasilerin başkenti Bağdat 1258'de zapt edildiğinde Cengiz Han'ın torunu Mönke imparatorluğun başındaydı. Cengiz Han'ın diğer torunu Kubilay Han ise 1279'da Çin'deki Song hanedanlığını fethetti. Eğer Memlüklüler Cengiz Han'ın başka torunlarını Ayn Celut Muharebesi'nde durdurmasalardı muhtemelen bütün Kuzey Afrika'yı fethetmiş olacaklardı. Cengiz Han'ın ne kadar çok torunu varmış yahu. Evet, evet arkadaşlar, şimdi açık mektup zamanı. Cengiz Han'ın soyundan gelenlere açık bir mektup. Önce gizli bölmemizde ne varmış ona bir bakalım.
bir parti düdüğü ve konfeti mi? Konumuzun bunlarla ne alakası var şimdi? Evet, bunlar ne için? Ha tabii, çünkü bu bir doğum günü partisi. Cengiz Han'ın soyundan gelenlerin doğum günü kutlu olsun. Cengiz Han'ın soyundan gelenler, peki sizce doğum gününüz olduğunu nasıl bildim? Çünkü her gün sizin doğum gününüz. Şu an dünyada 16 milyon kişi doğrudan Cengiz Han'ın soyundan geliyor. Bu durumda her gün onlardan 43 bin tanesinin doğum günü oluyor demek. Şahane haber değil mi Cengiz Han? İmparatorluğun gitmiş olabilir ama soyundan hala insanlar yaşıyor. Doğum günü kutlu olsun saygılarımla. İşte bu kadar. Maalesef Moğolların hepsi her zaman birlikte çalışmıyordu. Çünkü Cengiz Han fetihlerinden tek bir politik birim çıkaramamıştı. Bunun yerine Cengiz Han'ın ölümünden sonra Moğollara 4 önemli imparatorluk kaldı ki bunlara Hanlık deniyor. Çin'de Yuan Hanedanlığı, İran'da İlhanlılar, Orta Asya'da Çağatay Hanlığı ve Rusya'da Altın Ordu Devleti. Helenistik döneme bakacak olursak iyi bir general olmasına rağmen iyi bir idareci olamayan Büyük İskender'in de durumunun buna benzediğini görüyoruz. Mesela her ikisi de Hindistan'ı hiç fethedememişti. Moğolların başarısı öncelikle askeri yeteneklerinden kaynaklanıyordu. Hiçbir zaman sayısı 130 bini geçmeyen Cengiz Han ordusu sürat ve okçuluk üzerine kuruluydu. Aynı benim gibi. Moğol okçular piyadelere ve şövalyelere kıyasla çok süratli tanklar gibiydiler. Askeri tarihle ilgilenen insanların dur bir dakika dediğini duyar gibiyim. O dönemdeki insanlar Moğolların geldiğini öğrendiklerinde neden kalelerinde beklemediler ki? Nasılsa Moğolların uçan atları yoktu. Ama aslında vardı. Yok muydu? Tarih neden hep sıkıcı olmak zorunda acaba? Neden? Evet. Moğolların uçan atları yoktu ama olağanüstü bir şekilde şartlara uyum sağlayabiliyorlardı. Akınlara başlamadan daha önce hiç kale görmemiş olmalarına rağmen mahkumları sorgulayarak kuşatma muharebelerinde ustalaştılar. Ayrıca barutu kullanmaya da kolayca alıştılar. Hatta muhtemelen Avrupa'ya barutu onlar getirdiler. Japonya'ya saldırabilmek için gemi inşasını bile öğrendiler. Şiddetli bir fırtınaya yakalanmasalardı bu da mümkün olabilirdi. Ayrıca insanlar Moğollardan çok korkmuşlardı. Hatta bazı şehirler kıyımdan kaçmak için Moğollar geldiği anda teslim oldu. Hemen teslim oluyorlardı çünkü Moğolların bütün bir kasabayı da kimseyi canlı bırakmadıklarını görmüşlerdi. Tüm bu konuştuğumuz bilgiler ışığında Moğolların mükemmelliğine bir bakın. Mükemmellik üzerine işte size 5 sebep. Birincisi Moğollar Avrasya üzerindeki ticareti yeniden canlandırdı. İpek yolu ticareti Moğollar arzını çıkarana kadar 1000 yıl boyunca var oldu. Sonra kullanılmaz hale geldi ama Moğollar ticarete önem veriyorlardı. Böylece ticaretten vergi alabileceklerdi. Ayrıca imparatorluğu da güven altında tutabileceklerdi. Bir adamın kafasında bir altın tabakla Moğol imparatorluğunun bir ucundan diğer ucuna soyulma korkusu olmadan gidebileceği söylenirdi. İkincisi Moğollar Avrasya üzerinde iletişimi arttırdı. Bunu istasyonlar arası gidip gelen atlılar sayesinde yaptılar. Böylece hızlıca bilgi aktarabiliyorlardı. Buna yam sistemi deniyordu ve bu bronz pasaportlar yolculuğu kolaylaştırıyordu. Üçüncü konu ise yemek kültürü. Yemek kültürü de Moğolların ticaret hattı üzerinde yayılma fırsatı bulmasına sebep oldu. Örneğin Moğollar sayesinde pirinç İranlılar için vazgeçilmez oldu. Bunu özellikle vurguladım çünkü İran yemeklerine bayılıyorum. Dördüncü olarak Moğollar sanatçı, müzisyen ve özellikle idareci gibi işlerine yarayan insanların yaşadıkları yerleri zorla değiştirdiler. Anlayabileceğiniz üzere Moğollar kayıt tutma gibi idarecilik işlerine de pek iyi değillerdi. Böylece bu işi yapanlar imparatorluğun değişik bölgelerine gönderildiler. Bu tarihçilerin son zamanlarda üzerinde sıkça durduğu kültürler arası polenleşmeyi sağladı. Beşinci ve sonuncusu Moğollar eşi görülmemiş bir şekilde farklı dinlere hoşgörülüydüler. Kendileri şamandı ve doğadaki ruhlara inanıyorlardı ama dinleri geldikleri topraklara bağlı olduğundan yeni insanların bunu kabul etmelerini beklemediler. Keza onlardan şamanizmi benimsemelerini istemediler. Bu yüzden Müslüman, Budist, Hristiyan ve diğer dinlere mensup insanların Moğol İmparatorluğu içinde başarılı olduklarını görebilirsiniz. Bu durum tarihçilerin Moğolları modernliğin öncüleri olarak tekrar değerlendirmelerine yol açmıştı. Hikayenin unutmamamız gereken bir diğer yüzü var. O da Moğolların aslında çok iyi olabileceğini gösteren 5 sebep. İlk olarak Cengiz Han'ın mutluluk tanımına bir bakalım. En büyük mutluluk düşmanlarının hakkında gelmek demiş. Onlar senin peşine düşmeden onların peşine düşmek, zenginliklerini talan etmek, sevdiklerinin gözyaşlarına boğulmasını görmek, karısının ve kızının yasını dinlemektir. Konumuzun dışında ama Oliver Stone, Barbar Conan filminde bariz bir şekilde Cengiz Han'dan ilham almış arkadaşlar. İkinci madde biraz birincinin uzantısı gibi. Moğollar acımasız fatihlerdi. Kendisine has bir acımasızlıkları olduğunu söyleyemem. Moğollar şehirlerin tümünü genelde yok ettiler. Tarihçilerin tahminlerine göre öldürdükleri insan sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Üçüncüsü imparatorluklar ölümsüz değildi. 80 yıl içinde Çin'i terk ettiler ve Ming Hanedanlığı onların yerini doldurdu. İran'da o kadar uyum sağladılar ki 15. yüzyıla gelindiğinde artık ayırt edilemiyorlardı. Tarım bile yapmaya başladılar. Tarım. Hayatlarında tüylü pompon takmak yerine çalışmaya adayan kötü adamların son sığınağı yani. Bir sonraki madde içinde sanata ve mimariye ilgi göstermemelerini sayabiliriz. Senin sarayın sonsuza kadar durabilir ama benim çadırım her yere gidebilir gibi bir düşünceleri vardı. Son olarak Moğollar muhtemelen kara ölümün yani büyük veba salgının ortaya çıkmasına sebep oldular. Ticareti beraber hastalıkların da taşınmasını olarak tanıdılar. Veba salgında
civarındaki durum da Yersinia pestis bulaşmış pirelerin yayılmasıydı. Bir şehir efsanesine göre Moğollar bilinçli bir şekilde hastalıklı ölüleri Kırım'daki Kafka'nın kalelerine mancınıkla atarak salgını yaydı. Bu ilkel biyolojik savaş hamlesi yapılmış olsa bile salgının yayılmasının ana sebebi muhtemelen bu değildi. Karadeniz'de Avrupa ile ticaret yapan gemilerde barınan farelerdeki pirelerin buna sebep olmuş olması daha olası. Ama bu ticarette sonuçta Moğollar sayesinde vardı. Son bir şey daha ekleyip bu videoyu bitireceğim. Moğollar ticareti, çeşitliliği ve hoşgörüyü arttırdı. Aynı zamanda kıyımın ve anlamsız yıkımın da artmasında büyük yol oynadılar. Peki siz Moğollar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanatsal üretkenliğe, dinsel çeşitlilikten daha mı fazla değer veriyorsunuz? Sonsuza dek süren imparatorluklar, kaybolup giden imparatorluklardan daha mı iyi yoksa daha mı kötü? Bazı savaşlar tabiatı gereği kötü müdür? Eğer bunların cevaplaması kolay sorular olduğunu düşünüyorsanız ben işimi iyi yapmamışım demektir.